Merhaba Pelin Hanım. Merhaba Erdem. Biz podcast'te başladığımız gibi başladık aslında. Bugün Kanlayıs'ın 5. günü artık sona eriyor. Biraz sonra oturumlar bitecek ve insanlar burayı terk edecekler yavaş yavaş. Biz de her gün bir değerlendirme yapıyoruz. Bugün de değerlendirme için ben varım, hep kamera arkasındaydım. Güne yanlarız. Bugün kamera arkasındaydım var ve biz değerlendirme yapacağız. Bugün güne yanlarınızla başladık. Evet, sonuçlar açıklandı. Türkiye'den 3 ekibimiz vardı. Çok heyecanlılardı ama maalesef bir sonuç alamadık. Oradan başladık. Sizin bir yorumunuz olur mu bununla ilgili? Tabii 69 ülkeden yaklaşık 450 kreatifle yarıştılar. Biraz zaman kısa oluyor. Buradan bir çıkarım yaptım. Ben bu çocukları biraz daha erken hazırlamak gerektiğini düşünüyorum ve daha fazla destek gerekiyor. Yani bunlar çok bizimle ve yalnız kalıyorlar. Daha fazla kreatif desteği, daha fazla mentorluk almaları gerekiyor. Ama bence önemli olan yarışmalarıydı, buraya gelmeleriydi, o deneyimi yaşamalarıydı. Ben gelecek yıllarda bunun onlara çok büyük bir kazanım olarak geçeceğini düşünüyorum. O açıdan da onlara da söylediğim gibi hiç üzülmelerine gerek yok. Nasılsa bunu bir şekilde kullanacaklardı. Ama gelecek yıllarda genç kreatifleri daha çok desteklememiz lazım. Bir yandan baktığımızda bu sene ilk defa böyle Avrupa ve Amerika dışında ülkelerin kreatiflerinin yükseldiğini, birincilikleri aldığını gördük. Kazakistan mesela bir kategoride birinci oldu Kazakistan'dan. Özbekistan üçüncü oldu. Singapur gibi uzak doğudan ülkeler. Biraz böyle yoğunluğun yükselişine tanık olduk gibi hissettim ben. Tabii bizim genç, yaratıcı kreatiflerimizin buraya gelmesi onların CV'si için çok iyi. Burada herhangi kasla birlikte oturumlar da onlar için aslında çok faydalı. Bu ilham tarafı var çünkü buranın. Ve bu ilham aslında beni bir oturuma, başka bir oturuma yöneltiyor. Bugün Anselmo Ramos'u dinledik. GUT Ajansı'nın yılın network'ü olma hikayesini... Independent. Evet, bu hikayeyi dinledik. Çok aslında eğlenceli ve ilham verici bir hikaye vardı. Şimdi hem oturumla ilgili bir yorum alacağım sizden, hem de daha sonra yaşanan bir anı var. Onu dinlemek istiyorum. Şimdi Anselmo Ramos yeni ajansının hikayesini dinledik. Ortağıyla birlikte çıktı ve bu kısa sürede de epeyce bir ülkeyi açmışlar. Ve hedeflediği ülkeleri de gösterdi. İstanbul şehirleri diyelim. İstanbul'u da almış listeye gördüğüm kadarıyla. Bence bu 5 günün en etkileyici oturumlarından birisiydi. Öne çıkan 3 tane oturum say desen bana Elon Musk, Ray Shetty ve Anselmo Ramos'un oturumunu sayarım. Neler söyledi? Ne kadar aslında simple, çok temiz, çok sade bir fikirle yola çıktıkları, stratejiyle ve bunu da müşterilerine ve markalara o şekilde brief ettiklerini ve bir kelimeyi sahiplenmeleri, hatta şu andaki çok ünlü markaları da kelimelerini çıkarmıştı, onları da paylaştı bizimle. Ben o sırada düşündüm, mesela bizim Brandy'nin kelimesi ne olabilir, bir kelime, inspiring olarak diye düşündüm. Gerçekten de anketlerde böyle çıkıyor. Çok güzel çözümlerle ve çok basit, sade, insanların anlayabileceği çok ilham edici sunumdu açıkçası. Etkilendim ben. Sonra biz Doğan'la bu sene jüri insight stage'leri var. Jürilerden insanlar geliyor ve o jüride Grand Prix'ye nasıl karar verdiklerine, hangi işlemlerin çıktığını falan anlatıyor. Biz tesadüfen Brand Experience jürisine gittik. Bir baktık, Anselmo oraya geldi. Sonrasında konuştuk.
İşte Doğan burada tabii yakaladı herkesi, ben bir iki anlatmaya çalışıyor. Şu anda kamera arkasında gidiyor. Dedi ki bana satma dedi, ben biliyorum ben bir iki geldim dedi. Şimdi logoların hikayesini anlatmıştı oturumda. Logoyu Stephen Sagmeister yapmış. Ben geldim orada Stephen'la da tanıştım ve logoyu da ona yaptı dedi. Dedi ve hani bir daha gelmek istiyor. Çünkü İstanbul Ajansı'nı da açmak istiyor. Bu arada çok çok büyük bir para verdiğini de hani logo için öyle bir şey oldu. Hoştu yani. Genel olarak hani bizim şeyde yorulduk biraz içimizde. Dediğim gibi Türkiye, daha önce de konuştuk, Türkiye Hava Yolları oturumu vardı. O da iyiydi ve Fikir Anadolu'da çıktılar ve Anadolu'nun yaptığı bir projeyi anlattılar ve çok çok iyiydi. Onun dışında genel olarak hani çok bu sene hani geçmiş yıllara göre çok önemli bir şey var mıydı? İşte Elon Musk diyebilirim. İnanılmaz uzun bir sıra. Evet, çok. Bir de belki John Hagerty'de, sen bahsetmek istersin. Biz acaba o muzlar ne diye düşünmüştük. Önlerinde böyle birkaç tane muz vardı. Sonra onun sırrı çözüldü. Sonra bir anda sahneye bir goril kostümü giymiş biri geldi, muzu verdiler. Sonra muzu çok beğenmedi, kenara koydu ama tabii ki yiyebilecek değildi o kostümde. Birazcık hani biraz nesli tükenen bir hayvandan bahsedip reklamcılığın da aslında neslinin tükenip tükenmediğinden böyle bir soruyla kapattılar. Tabii veriden bahsetti, birazcık reklamcılığın bilimsel bir tarafının olduğundan bahsetti. Pazarlamacılar çok bilimsel işler yapmak istiyorlar çünkü bir kesinlik oluyor. Ama bir yaratıcılık lazım bir noktaya geldiler. Hatta, yani demek istedik teknoloji bizim fikirlerimizi geçemez gibi bir şey olduğunda. Hatta örnek olarak da işte Bernbach'ın işlerini verdiler zamanında. Çok karmaşık, tam bir satıcı mantığıyla yapılmış ilanlardan 60'lardaki o yaratıcılık devrimine giden bir hikaye anlattılar. Ben birazcık daha geri geliyorum. Ben oturumu izledim, bilmiyorum siz takip edebildiniz mi? Mike Cesario vardı, Liquidet. Liquidet CEO'su. Onlar Nizam'ın pazarlamada nasıl kullanılacağını anlattılar. Nizam da öne çıkan bir şirket ve Instagram'da da paylaşmıştık aslında. Bir alıntı var orada. Pazarlama için siz, pazarlamada siz insanların sizi izlemesi için para veriyorsunuz ama eğlence için insanlar size para verirler. Bu yüzden sizin eğlence gibi düşünmeniz lazım bunu deyip çok profesyonel stand-upçılarla çalıştığını ve metinde böyle yazıldığını falan anlattı. Çok ilham verici bir oturumdu. Yani bu sene hani çok öne çıkan iki kelime kültür ve mizah. Yani yapay zekayı saymıyor zaten. Yani, kültür ve mizah çok daha fazla gelecek yıllarda da duyacağız gibi görünüyor. Özellikle mizahı daha fazla ben duymak isterim. Böyle kapatabiliriz. Evet, kapatıyoruz. Artık Kandan sevgiler ve seneye tekrar bu canlı yayınlarda ya da Reels'larda buluşmak üzere diyoruz. Emeklerinize sağlık. Teşekkür ederim. Görüşürüz.